Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz CEO Mustafa Atakan Kasacı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. İsmim Mustafa Atakan Kasacı. Şu anda siber güvenlik alanında hizmet vermekteyiz. Altair Cyber isimli girişimde CEO olarak şu anda çalışmaktayım. Çok tebrikler. Başarılar diliyoruz. İşiniz hakkında bilgi verir misiniz? Şu anda biz Altair Cyber olarak firmalara veya şahıslara hizmetler vermekteyiz. Aynı zamanda siber güvenlik alanında ilgisi olan kişiler için de yine eğitimler ve çeşitli projelerle kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktayız. Çok güzel. Size gelen talepler en çok hangi yöndedir? Şu anda siber güvenlik alanında aldığımız talepler büyük oranda siber savunmaya yönelik talepler oluyor. Yine siber saldırılar ve siber savunma alanında aldığımız taleplerle birlikte eğitim talepleri, kişisel gelişim talepleri veya mentorluk talepleri de aldığımız talepler arasında bulunmakta. İşinizin zorlukları nelerdir? Siber güvenlik gerçekten zor bir sektör. Siber güvenlik sektöründe hem rekabet çok yüksek hem açıklık çok yüksek. Bu noktada bizim karşılaştığımız birçok zorluk bulunmakta. En çok karşılaştığımız zorluklar yine işimizin stresinden kaynaklanan zorluklar. Burada ne gibi streslerle karşılaşıyoruz? Bir siber saldırı olduğu zaman siber güvenlik sektöründeki şirketler veya şahıslar çok fazla hedef altına alınabiliyorlar. Ve bunun stresi hem çalışanlarda hem bizim gibi yönetici tarafında çok fazla olabiliyor. Bu yüzden siber güvenlik sektörü ne kadar kendi içerisinde biraz daha kendini geliştirmiş ve ilerleyen bir sektör de olsa şu anda stresle başa çıkmak zorunda kalabiliyoruz. Evet. işinizin keyifli yanları nelerdir? İşimizin keyifli yanları öncelikle siber güvenlik bir dünya kendisinin keşfedilmesini bekliyor. Burada özellikle kişisel merakı olan kişiler için, kişisel merakınız varsa, siber güvenlik alanındaki alt alanlara ilgiliyseniz, bu alanlarda kendinizi geliştirmek kolay olabiliyor. Ve burada hem öğrenirken, hem öğretirken, hem çalışırken elde ettiğimiz bilgiler, veriler, öğrendiğimiz şeyler, kazançlarımız gerçekten çok keyifli olabiliyor ve bunu yaparken de çok mutlu olabiliyoruz. Ne güzel. Sizin en güçlü yönleriniz? Ben siber güvenlik alanına ilk başladığım zamanlardan itibaren insan yetiştirmeye çok fazla odaklandım. İnsan yetiştirdiğim sürede kişilerin gelişimlerine sadece bu siber güvenlik alanında gelişim değil, aynı zamanda kendilerini araştırma, öğrenme veya kendisini kişisel psikolojik olarak geliştirmelerine de katkı sağlamaya çalıştım. İnsanların gelişimine iyi bir şekilde katkı sağlayabildiğime inanıyorum. Ve insanların organize edip kendilerini projelerde geliştirmelerine, yine projelerin ilerlemesine olabildiğince katkı sağlamaya çalışıyorum ve bu alanda iyi olduğumu düşünüyorum. Çok güzel. Sizi en çok ne motive eder? Az önce bahsettiğim gibi en çok motivasyon kaynağım yine insanların gelişmesi olabilir. Ben siber güvenlik alanında ilgisi olan bir kişiyi görüp onunla ilgilendiğimde ona yardımcı olduğumda, onun kişisel gelişimine katkı sağladığımda veya projelere birlikte dahil olduğumuzda ve projeler tamamlandığında gerçekten iyi bir motivasyon iyi bir motivasyona sahip oluyorum. Evet. İyi bir motivasyon kaynağı oluyor bu benim için ve mutlu oluyorum bu sahneleri gördüğümde. İşinizle ilgili hedefiniz? İşimizle ilgili hedefimiz şu anda biz siber güvenlik alanında hizmet veriyoruz. Ancak ilerleyen süreçte veri bilimi, yapay zeka, oyun geliştirme gibi alanlarda da hizmet vermek istiyoruz. Siber güvenlik alanına oturttuğumuz siber güvenlik alanına oturttuktan sonra biz bu alanlarda da faaliyet göstererek aslında sadece siber güvenlik değil, siber dünya ile ilgili herhangi bir alanda faaliyet göstermek istiyoruz. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Biz siber güvenlik alanında kişisel gelişime çok önem veriyoruz. Projelerin ve özellikle üretimin fazlalaşmasına önem veriyoruz. Yerli üretimin ve yerli şekilde çalışan kişilerin kendi milli gelişimimize çok önem veriyoruz. Bu yüzden insanların da buna önem vererek bizlere katılmasını arzu ederiz. Çok güzel. Konuğumuz CEO Mustafa Atakan Kasacı'ydı. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Çok mersi. Sevgili izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.